Ekim'in ilk haftalarındayız ve 31 derece. Yani konuya böyle girmemin sebebi gerçekten her ne kadar farkında olsak ve hiçbir şey yapamasak da şu an kutuplarda binlerce hatta milyonlarca metreküp buz eriyip şu an sularımızı yükseltmekle meşgul. Bu bununla ilgili mi acaba? Çünkü yani pastırma şu yazları an, her zaman olan şeyler. Bir de tabii ki de küresel ilgili, ısınmada da şöyle bir şey deniyor. Hava durumuyla ilgili bir şey değil. Böyle takip edebileceğin bir şey değil yani bu. Tabii. Hava durumu ama şuradan yakalayabilirsin. Artık iklimler dengesiz bir eskiden yani dengesiz bir iklim döneminde yaşıyoruz. Eskiden çünkü hava bir şekilde hani hep şey vardır ya işte Mart kapıdan baktırırlar bilmem neler hani her aya yönelik bir hava tahmini 3 aşağı 5 yukarı yapabiliyorsun. Ayrıca mesela bilim adamlarına göre Holosen çağındayız. Bu işte dinozorlardan sonra bizim de memelilerin egemen olduğu çağ. Aslında baktığın zaman en istikrarlı çağlardan biri geçmiş yaşam dönemlerine, formlarına ve çağlarına baktığında en istikrarlı çağlardan birindeyiz. Ta ki 100 yıl içinde yani 1900'lerin başından bugüne kadar ciddi bir mesela 1 santigrat derece şu an 100 yıl içinde bir hava değişimi yaşanmış durumda. Hatta 2100'lerde bunun 5 santigratı bulacağını söylüyor bilim insanları. Öyle bir veriyi ben de görmüştüm. Şimdi insanlar doğal olarak küresel ısınma konu olduğunda şey diyorlar. Yahu dünyanın dengesi her zaman değişmiştir gibi bir şey var. Doğru. Doğru. Her zaman ısınıyor, soğuyor. Dönem dönem kaç kere soğumuş yani buz gibi olmuş, buz devri yaşanmış sonra ama çok sıcak dönemler ilk defa yaşanmış. İnsan eliyle yapıldı İnsan bu. İnsan eliyle oluyor bu. Evet. Ve yani o istatistiğe baktığınız zaman, karşı. İstatistiğe baktığınız zaman bu yıllardan beri gelen özellikle sanayi devriminden sonra ve gitgide artan bir hızla etkisi çok fazla artıyor. Yani 80 milyar ton kadar yılda karbondioksit salıyoruz havaya. Buna ilgili şöyle bir şey de duydum ama ben. Mesela ineklerin sadece böyle kendi yediklerini sindirerek işte geğirerek veya dışkılarıyla falan saldıkları metan oranı bizim insanın saldığı orandan çok daha fazlaymış. Ama orada nüfusa da bakman gerekiyor. Yani mesela şöyle de bir gerçek var. Şu an hayvan popülasyonu, yani canlı popülasyonunda dünyada insan ki tabii bu iklim krizinin başka parametreleri de var. Mesela nüfus gibi bir parametremiz de var. Değil mi? Yani inanılmaz derecede çoğaldık 100 yıl içinde. Yani 100 yıl önce baktığınız zaman 2,5 milyar gibi bir rakam olan insanlık şu an 7,5 milyarı hatta 2100'lerde 14 milyar gibi bir şeyi bekliyor. Yani bu şekilde çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı büyüyoruz ve şu an canlı çeşitliliğin %30'unu insan oluşturuyor. %60'ı bizim yemek için kullandığımız hayvanlar. Büyük canlı çeşitliğin herhalde. Yani şeyleri, genel olarak hani bunu mesela dün şey David Attenborough'un son belgeselinde. Çünkü senin bazen verdiğin istatistikler evet, çok evet, sağlam ben, oluyor. Yani genelde zaten istatistik veriyorsan bir bilim şeyi değilsen hani bir yerde götünden uydurman gerekiyor yani. Ama bunu mesela bu yanlış değil ilk defa. Çünkü bunu dün izlediğim David Attenborough'un bir belgeselinde. Hangi belgesel? Bu son belgeseli. Hatta şey diyor bu belgesel için. Benim kişisel şeyimdir. Ne denir ona? Zirvem. Hayır, kişisel beyanatım, ifademdir gibi. Ha. Bu belgesel benim ifademdir gibi. Ya yani, yok şeyden bahsediyor. Şimdi David Attenborough biliyorsun. Sir. İngilizler tarafından Sir olan
bu abimiz. Bu son yayınladı, hatta Netflix'te falan var sanırım. Hatta var yani, sanırım değil. Bu son yayınladığı belgeselde şundan bahsediyor. Kendi hayatından öncelikle bahsediyor. İnanılmaz şanslı bir hayat yaşadığından ve ilk işte 19-20 yaşlarından itibaren hayatı helikopterler üzerinde, işte ormanların içinde falan hayvanları, hayatını çekerek, insanlara bunları göstererek geçmiş bir adam. Şöyle bir ifadesi de çok var. Bir şöyle bir ifadesi gibi. Var. Evet, zaten yani dünyanın en iyi belgesellerini yapan, tartışmasız herhalde hani ilk 2'de, ilk 3'te sayacağımız adamlardan biri. Ve şöyle bir ifadesi vardı. Çok aslında çok dokunaklı bir ifade bence. Şey dedi, ben bu bütün hayatım boyunca, şu an 93 yaşında bu abi. Bütün hayatım boyunca işte doğanın içinde, işte canlılarla vakit geçirerek ve insanlara bunu göstererek yaşadım. Ve şu an fark ediyorum ki bu bütün yaşadığım şeyler bir illüzyonmuş. Bir illüzyonun içindeymişim meğer diyor. Çünkü artık 1930'ların bir şeyi yok, dünyası yok. Dünya inanılmaz derecede, özellikle son 20-30 yılda inanılmaz bir değişime gitti. Ve ne yazık ki söylediği şeyler hiç iç açıcı şeyler değil. Şu an yani o dünyanın her yerini dolaşmış bir adam bu arada. Her yerini dolaştığını söylüyor kendisi. Ve şu an gördüğü manzara hani 100 yıl içinde tabii o kadar değişmiş durumda ki, işte bu meğersem bir illüzyonmuş diyor, benim yaşadığım hani gerçeğin dışında bir şeymiş, çünkü o gerçek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve biz hep yani bunu yıllardan beri, değil mi, yani hatta belki 1800'lerden beri hani hep insanın doğaya egemenliği üzerine bir şey vardır. Özellikle bu yaratılışçılar genelde hani yaratılışçı düşüncede hep şey vardır ya, insan en önemli canlıdır. Bu hani etinden, evet, o ekosal denklemin en üst basamağında olan ve bütün kainattaki İçinde her değil, şey ona yaratılmış, onun için her şey gibi. Onun için düşüncesi. Yani en tehlikeli düşüncelerde ilk sıralarda olan bir durum. Ve mesela bu şeyim doğru bu arada, istatistiğim. Şu an insan nüfusu %30'unu kaplıyor canlılık türünün. %60'ını bizim evcilleştirdiğimiz, yiyelim, edelim, tüketelim ya da işte kullanalım diye sömürdüğümüz hayvanlar. Ve %10'u da şu an vahşi yaşam diye adlandıracağımız yaşam döngüsü. Ki şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz artık. Artık insanın olmadığı bir doğa yok. Bu çok trajik bir durum. Yani insanın olmadığı bir doğa yok. Şey hikayesinin gibi bir şey yok artık. Yani Kaptan Hook'un tabii Alaska'ya gidip hani ilk kez bahsettiğin şeyini, bir kapışma var ya onlarda, şey vardı hatta. Başka biri gitmiş. Biri yalan söylemiş falan, aslında kutupları görmemiş. Hı hı. Ama gördüm diye yalan söylemiş ve direkt böyle şeyi, telgrafı yazmaya çalışıyor böyle, ben gördüm falan diye. Çünkü ilk gören olarak tarihe geçmek istiyor. Yani bu Columbus'ta da var, bilir misin o hikayeyi, bilmem. O çok ilginç onların bu ilk kıtayı yani Hindistan diye çıkıyorlar tabii yola. İlk Hindistan'ı görene ödül verecek. İspanya işte Carlos mu bilmem ne mi artık o dönemin şeyi. İmparatoru ödül verecek. Tabii ilk gören kıtayı, yani Hindistan sanılan Amerika kıtasını, Güney Amerika açıklarını ilk gören kişi şey, seyirci olur ya şeylerde, gözlemci, hani uzak mesafeleri çıkar direğiyle, o kişi. O arada Columbus şeyinin içinde, kamerasının içinde falan, ilk gören kişi bu. Daha sonra bu kişi şey yapıp ikna edip kendisinin ilk gördüğünü falan iddia ediyor. Hatta şeylere falan, günlüklere falan bu şekilde yazılıyor. İlk görenin kendisi olduğunu bu söylüyor. İklim krizi hakkında da Carl Sagan'ın Kozmos'ta bahsettiği bir olay bana böyle en şey olarak gelmişti. Bu konuya
Şimdi iklim krizi konusunda çok fazla görüş var ve bazı insanlar diyor ki öyle bir sorun falan yok, saçmalamayın diyor. Nasıl insanlarla iletişim kuruyorsun? Şu an görünen çok fazla insan yapıyor bunu. Ya gerçi bunları gördüğüm, Facebook'ta falan gördüğüm insanlar oluyor genelde. Hı-hı. O tartışmalar. Dünyanın düz olduğunu iddia edenlerle aynı kişiler muhtemelen. Yani olabilir. Yani bir yerde ataları ortaktır belki de, bilmiyorum. Carl Sagan şöyle bahsediyordu. Şimdi Venüs'ten örnek veriyordu. Venüs'e Ruslar gitmiş. Yani insan gitmemiş de bir uzay aracı göndermişler. Ve Venüs'ün zeminine inmiş. Şimdi Venüs Güneş'e bizden sonra bir sonra yakınlıkta. Hı hı. Yani Dünya'dan sonra. Merkür, Venüs, Dünya. Aynen. Venüs o şeyde. Ve sıcak bir gezegen. Sıcak bir gezegen. Ortalama sıcaklığı 380 derece kadar. Santigrat. Ama bu 380 derece Güneş'e daha yakın diye değil. 380 derece olmasının sebebi, hatta orada zemin akışkan gibiymiş. Çünkü hani o kadar sıcak ki böyle çok katı bir şey yok. Hatta Rusların gönderdiği şey, o metal şey, uzay aracı inceleme yapsın diye gider. Çok kısa bir sürede incelemelerini yapmış falan. Sonra eriyip gitmiş orada zeminde. Öyle bir sıcaklık var orada yani. Onun sebebi de o Güneş'e daha yakın olması o kadar sıcaklık farkını yaratmıyor. Yaratmaz o kadar yani. Onun sebebi Venüs'ün atmosferinin metan, karbondioksit gibi bizim bu iklim krizinde dünyaya salınımı devam ettikçe sorun çıkaracak dediğimiz gibi gazlarla dolu olduğu için sera etkisi diye bir şey yaratıyor. Yani nasıl oluyor sera etkisi? Güneş ışınları içeri giriyor Venüs'ün atmosferinden. Tamam. Belli bir oranda. Ama bir koruma da yok. Dışarı çıkamıyor. İşte bir koruma da yok. Evet. Çünkü o öyle bir kaplı ki böyle giren az giriyor. Tamam. Bize göre daha az girebiliyor. Çünkü bizim... Ama giren geri çıkamıyor. Yansıtma o şeyi olmuyor. Bizim dünyada geri çıkabiliyor. Yani biyosfer ya da işte ozon falan gibi. Ona uygun. Aynen. Birçok tabakamız bir var. Ama Venüs'te Carl Sagan şunu da diyor. Şimdi evrimi de biliyoruz. O kadar bilinçlenmiş, o kadar şey ilerlemişken evrimi de bilip şey yaptığında biz şunu görebiliyoruz diyor ki, ki uzaya baktığında zamanla şeyi görebiliyorsun yani geçmişini, şeyi, bunların hesaplamaları yapılabiliyor. Venüs de zamanında dünya gibi şey, yaşama çok elverişli bir gezegenmiş diyor. Ama bir yerlerde işler yanlış gitmiş Venüs'te. Ve o işlerin yanlış gitmesi ne oluyor? O gazların atmosfere salınması oluyor. Bizim bugün İşte egzozlarla, fabrika gazlarıyla ki mesela bu emisyonların şu istatistiği de öğrendim geçen gün. Şimdi herkes bir aktivistlik yapmaya çalışıyor, vegan oluyor, bilmem ne oluyor, bir şekilde korumaya çalışıyor ya. Tamam. Sen sinirlendin galiba. Hayır, herhangi bir sinirim yok. Tamam. Güzel bir şey yapıyorlar hatta. Ama bu çok etkili bir şey değil çünkü dünya üzerindeki bu emisyonların. Ama bu bireysel bir eylem. Öyle. Hani doğru. Yani zaten güzel de bir şey. Güzel de bir şey ama çok etkili değil. Etkili olduğunu sanmasın kimse, ki büyük çoğunluğu bilinçli olanlar sanmıyordur da zaten. Daha böyle bir duruş gibi sergiliyorlar durumu. Ama işte bu emisyonların %70'ini sadece 100 tane şirket yaratıyormuş dünyada. Yani 100 şirket %70'ini oluşturuyor. Şey, %71'di hatta. Bu istatistik de doğru. Nesle bunlardan biriydi. Şimdi işte Carl Sagan da bu Kozmos'ta şeyi diyor. Eğer bunu kestiremiyoruz da diyor, ne zaman çok geç olacak, biz salıyoruz bu kadar atmosfere bu gazları ama geri dönüşü olmayan yola ne zaman gireceğini de bilmiyoruz. O yüzden, bu yüzden krizdir bu diyor. Şu an hani sen kriz olarak kabul etmeyebilirsin, evet devam ediyor dünya bir şekilde, atmosferimiz hala ayakta kalıyor, şey yapıyor ama ne zaman geç olacağını kimse kestiremiyor. Bilim adamları da istediği kadar hesaplamaya şey yapsın. Ya bu şey de, bu arada Celal Şengör Venüs'ün jeolojik, işte topografik mi deniyor, tomografik mi, haritasını falan inceleyen o bilim kuruluna dahil olmuş. İşte Venüs'ü inceliyorlar şu an falan. Aynı şey mesela Mars için de geçerli. Mars'ta biliyorsun işte yolladıkları şeylerle, robotlarla şeyi gördüler. Mars'ta su kanalları var.
bayağı işte... Hiçbir şey gönderilmeden önce teleskopla görülmüştü bu zaten. Sonra o detaylı zamanlar, bir şekilde... O zamanlar bütün insanlar Mars'ta gerçekten hayat olduğunu sanıyormuş. Hani şey değil, böyle bütün bizim o gibi bilim kurgu, science fiction aynen, hani Mars'ta şeylerinde şey hep Mars'ta bir yaşam üzerine falan ki nitekim yani bundan artık kaç milyon yıl önce ya da milyar yıl önce bu raddeye geldi bilmiyoruz ama Mars'ta yaşam varmış yani. Bizim yani yaşam dediğimiz yani su var. Su zaten yaşamın hani birinci döngüsü. Tabii bu suyun ne olduğunu da bilmiyoruz. Belki bir metan hani şeyi olabilir. Hani emin değiliz yani şu an bizim algıladığımız su gibi bir şey mi olduğunu bilmiyoruz. Başka bir element üzerine bir yapısal bir ama su olabilir. Ama şeyler var. Hidrojen, oksijen birebir yani dünya ile şey olarak jeolojik olarak çok benzerlikler taşıyor. Yani dağ yapıları işte dere yatakları falan filan gibi enteresan. Araya hemen bir şey söyleyeyim mi buna? Mars'ta bir tane çok ünlü bir dağ var. Çok büyük evet, bir dağ. Biliyorum. Aşırı büyük biliyorum, bir dağ. Biliyorum, isim de verdiler onu. Sebebini de biliyorsun değil mi? Şimdi dünyada tektonik hareketler var ya, su, şey ve magma bir sürü yerden çıkıyor. Bir sürü yanardağ var, bir sürü şey var. Dağları oluşturan şey de o magmadaki basıncın yukarı doğru çıkışı. O yukarı doğru itiyor ve yukarı doğru kabarıyor. Böyle oluşuyor dağlar. Şimdi Mars'ta buzul da var bu arada. Mars'ta şöyle bir şey var. Bu kara hareketleri şeyler olmadığı için daha sıkışık bir magma var Mars'ın içinde. Ve çıkabileceği hiçbir yer yok. Bizimki gibi değil yani. Öyle hareketli bir şey yok. Daha katı bir zemini var. Çıkabileceği tek bir yerde o orayı oraya gitmiş. O dağın olduğu yer ve bütün o basınç oraya doğru şey olduğu için dünyada görebileceğin herhangi bir dağ Everest'ten şeye kadar hepsinden çok daha yüce, kocaman, tam şeyini, boyunu falan bilmiyorum ama gerçekten aşırı derecede. Ben bu arada dağ demişken bu aralar çok fazla dağları araştırdım. Bunu da seninle yeni paylaşıyorum çünkü. Son görüştüğümüzden beri bayağı bunun üzerine vakit geçirdim. Dağcılıkla ilgili bir şey tutku aldı beni yani ve böyle işte bakındım. Önce işte Türkiye'deki dağları inceledim. İşte biliyorsun bizim en büyük dağımız Ağrı Dağı. Ağrı Dağı yaklaşık ortalama 5000 metre gibi bir şeyde. 4900 metre, 5000 gibi bir şeyde, noktada en büyük dağımız. Michael Tırman'dır. Michael Tırman'dan aynen. Ararat Motion, değil mi? 9. bölümümüzde Michael. Aynen. Ve Everest de dünyanın en büyük dağı. Hatta yani dünyanın en büyük Everest de yaklaşık 8000 küsür metrelerdi. O Everest değilmiş diye. Ama şöyle şimdi baktığınız zaman mesela böyle dünyanın en büyük dağları sıralamasına bakarsan zaten ilk 40'larda falan aynı bölge var. Nepal, Pakistan, Hindistan arasındaki ve Tibet de dahil olabilir buna. Arasındaki işte en büyük dağ Everest Dağı. Tabii bunun bir sürü şeyleri var. Yani Everest bir dağ. En yüksek. En yüksek dağ. 8000 küsür metre yüksekliği. Ve K2 ikinci olan en yüksek dağ. O da Pakistan'daki bir dağ. Muhtemelen o dağda garip şeyler oluyor olabilir yani bilemiyorum ama K2 ismi de yani hani bilemiyorum ve yaklaşık bir 20-30 hani belki daha fazla en yüksek dağlar bu şeylerdi. Mesela atıyorum Fuji Dağı Japonlar için çok kutsal bir dağ bilirsin. Yani baktığın zaman 2000 metre bile yok dağın şeyi. Ki bizde hani dağ şeyi olarak Stara Volkan mı deniyor? Ki ben bile Fuji'li böyle bir acayip bir rüya görmüştüm. Evet. Fuji dağını görüp büyülendiğim böyle Japonya'ya gidip. Evet. Bizde işte mesela bizde yaygın olarak Stara Volkan dağları mevcut ve genç ya, bir Stara yapıda. Volkan. Aktif şeyler, volkanlar mesela Vesuv falan da öyledir. Stara Volkan şeyine girer. Mesela bizde işte Süphan Dağı Ağrı Dağı'ndan sonra en büyük dağdır. Hasan Dağı mesela. Hasan Dağı çok ilginç bir dağ yani. Hatta bu
Çok daha eskiye gider şeyi. Çatalhöyük zamanında orada yaşayan, yerleşim yapan ilk işte şey yapan, ilk yerleşim hayatına geçen insanlar Çatalhöyük'te başlar biliyorsun. Ve o dağdan kullanmışlardır. O dağda ne de obsidyen taşı. Siyah bir Evet, siyah bir taştır. Bu şu an günümüzde mesela cerrahlar falan kullanırlar bunu. Çok güzel bıçaklar, şeyler yapılır. Çok keskindir bu. Çelikten daha keskin bir şeydir obsidyen. Siyah bir taştır ama şeyleri başka yerlerde, hatta Türkiye'de Rize'de mesela beyaz obsidyen, biraz daha doğuda pembe obsidyenler falan çıkar ama makbulü siyah Sen obsidyendir. Celal Şengör'e çok takılıyorsun. Ben jeolojiye çok takılıyorum. Bu aralar jeoloji çok fazla ilgimi çeken bir şey. Çünkü jeoloji çok yani doğa bilimleri bakımından Dünyanın yaşının 4,5 milyar ya yıl olarak her hesaplanması şey yani jeoloji öyle o bir bilimle bilim dalı ilişkili bir ki şey. bütün bilimlere ana referans olabilecek bir şeyde yani fizikten kimyaya hani anlatabiliyor muyum? Her şeye, matematiğine, bütün doğa bilimlerinde evrime, yani bugün hani fosillerden bahsediyoruz mesela, değil mi? Evrimin Evrime en şeyleri büyük için. katkılardan, Hani jeoloji, jeolojiden fosiller, yani. yani anladın mı? Bugün bütün her Taşlar, şeyi kayaçlardan, taşlardan, toprak. kayaçlardan, fosillerden, insanın yaşını, doğanın yaşını, her şeyini kavrayabildiğimiz çok ucu bucağı olmayan bir şey. Bilim aslında jeoloji. O bakımdan aşinayım. Obsidyeni de zaten Çatalhöyük'te falan kullanmış insanlar. Hatta böyle çok enteresan bu Hasan Dağı'da çıkan, Hasan Dağı'da tam şey Niğde ile Aksaray ve Konya'nın, yani Niğde Aksaray şeyinde şehrinin içinde bir dağ. Konya'ya da çok yakın bu Çatalhöyük tarafına. Karapınar mı? Öyle bir Obruk tarafı şeyin, Konya'nın çok yakın bir dağ ve biliyorsun patlıyor. İşte sarı volkan olduğu için bundan işte bilmem kaç bin yıl önce Çatalhöyük'te yaşayan insanlar şey yaptığı, yaşadığı sıralarda patlıyor bu dağ. İşte mesela bunu hani şey diyorlar, işte ilk tanrı figürünün, hani bundan önce tanrıçalara inanan tarım toplumları var. Hatta tarım toplumu olmadan önce insanlar avcı toplayıcıyken ruhlara inanıyorlar. Tarım toplumu ile birlikte işte bir şey doğuruyor hani yerden ve seni besliyor. Bu anne figürüdür deyip hani tanrıça, baktığın zaman Anadolu tanrıçaları falan hep bereket tanrıları, tanrıçaları, İsmi şeyleri falan. Anadolu bir kere. Anadolu. Evet, Anatolia. Hep işte bereket tanrıçaları falan filan, Kibeleler, işte İnannalar, Sümerler'de falan. Bu ilk tanrı fikrinin bu şeyden geldiğine dair bir şey var. Söylence işte Hasan Dağı patladığı zaman herifler, bu arada hani şeyi söyleyecektim. Obsidyen mesela çok ilginç. O dönemlerde ticaret varmış abi. Çünkü Hasan Dağı'da çıkan obsidyen taşı Sina'da şey yapılmış, bulunmuş. O dönem dediğin Çatalhöyük Çatalhöyük aşamasında mı? dönemlerinde hani bir şekilde o taş oraya gitmiş. Nasıl gitti? İnsanlar tarafından. Hani bir ticaret gibi bir şey varmış. O da çok enteresan. İhtimali var en azından. Evet, yani o burada çıkan hani obsidyen taşının birebir aynı yapısallığı nasıl ki Sina'da yok o taş. Yani Staravolkan değil. Staravolkan da şu. Sümerlerde, Şimdi Likyalarda ticaret olduğunu biliyoruz çünkü yazılı şeyleri var onların tabii da. tabii her şeyleri var ya, çok enteresan şeyler var abi. Bir tane ya yemek tarifi bile var Sümer tabletlerinde, yemek tarifi, hatta vejeteryan bir tarif olduğunu biliyorum, şu an içeriklerini bilmiyorum. Yemek tarifi dahi var, bırak yemek tarifini, şey dahi var, ilk hukuksal şey savunma şeyi. Herif birine uyuz olmuş, İşte hakkını yemiş falan filan. O da işte tablete kendi hakkını savunmak için, anladın mı, dava açmış işte Sümer hukukunda artık nasıl işliyor o durumlar falan. Bayağı taşta şey var.
herifin hani şikayet gerekçesi falan gibi bir şey var baktığın zaman. Bu Stara Volkan da bu arada şöyle bir şey oluyor. Şimdi lavlar şey yaptığı zaman, yani nasıl Stara Volkan Dağı oluyor? Lavlar fışkırdığı zaman çok hızlı kuruyor. Şimdi mesela Stara Volkan olmayan şeylerde bakıyorsun, işte o lavlar denizlere dahi akıyorlar, bütün bölgeyi hani içine çekiyorlar falan. Stara Volkan Dağları'nda çıktıktan sonra çok hızlı bir kuruma, hani o lav tabakası, bazaltlar falan çok hızlıca kuruyorlar. Hızlıca kurudukları için o cam şeklinde işte obsidyenler çıkıyorlar. Stara Volkan Dağları'nda çıkar o obsidyenler. Ve hani böyle mesela şeylerin, obsidyenlerin çok güzel şeyler, gerçekten çok güzel taşlar ve çok dediğim gibi çelikten falan daha keskinler. Kullanım olarak mükemmeller. Sadece tek şeyi hani negatif tarafı, çok şeyler, çok narinler. Hani çok çabuk kırılabilirler yani. Yani cerrahi operasyonlarda falan kullanılıyor günümüzde. Hani onun dışında çok bilmiyorum şeyini. Dağlara gelecek olursak gerçekten o anlamda çok şeyiz, bereketli bir şeyiz. Gerçi her ne kadar bunlar sonuçta yarı uykudalar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan da hani evet, dağ bakımından Stara Volkanlar çok şey, çünkü bulundukları şeyi de, çevreyi de çok besleyen volkanik şeyler. Ama yerleşim var mı? Var tabii, var var. Mesela Fuji de öyle. Fuji en son 1700'lerde patladı biliyorsun. O da Stara Volkan. Hani ve patladı. Vezüv bundan tabii bir 1000 yıl önce patladı falan. O, ve bugün mesela şeyleri bilmiyoruz. Hani şey, şu an hala aktifler. Herzog'un hangi belgeseldi? Herzog'un bir filmi yine şeye gitti. Önceki belgeselinden bahsediyor. Adını hatırlamıyorum şu anda. Hani bir köyde, köyün yakınındaki volkanik dağ patlayacak. Ha şey, evet. Bütün köy tahliye ediliyor. Volkanlarla ilgili olan belgeseli. Aynen, neydi adı? Neyse, adını boşver şimdi. Şey, bir köy tahliye ediliyor tamamen. Bütün insanlar gidiyor. Endonezya'daydı galiba. Çünkü dağ patlayacak, biliyorlar bunu. Bu arada en çok şu an volkanik hareketliliğin olduğu ülkelerden biri Endonezya. Ve bu köydeki bir kişi gitmeyi reddediyor. Ben kalacağım diyor. Hiçbir şekilde yani götüremiyorlar adamı yani. Evet. Bütün köy onun tahliye, bir kedisi falan. Tahliye oluyor, şey oluyor. Herzog da bunu duyuyor. O da riski alıp, o da ölebilir. Ben gideceğim, bu adamı göreceğim diyor. Ölmeden önce, bu dağ patlamadan önce. Ve o köye gidiyor. Köy bomboş, orada çekimler de yapmış. Tek başına gidiyor. Çekmiş böyle, bomboş köy. Tamamen şey yapılmış, dağ patlayacak falan. Arıyor. Sonunda adamı buluyor bir yerde. Bir ağacın altında böyle şapkasını kapatmış, uzanmış, yatıyor. Uzanmış, siesta yapıyor. Aynen, muhtemelen. Uzanmış, böyle ayakkabılarını da çıkartmış. Şöyle burasında kedi de uyuyor bir tane. Gidiyor uyandırıyor, dilini de bilmiyor çünkü anlaşamıyorlar. Uyandırıyor, adam böyle bir şaşkınlıkla uyanıyor falan, bakıyor Herzog'a. Sonra şey oluyordu. Önce bir böyle gerginlik şarkı oluyor, şey oluyor. Sonra şarkı söylemeye başlıyor adam. Sonra çok biraz acayip. Rahatsız oluyor, gidiyor Herzog falan. Aynen. Muhtemelen öldü o adam. Öldü tabii yani. Çünkü aynen. Endonezya'nın çoğu adası ve ölümü şey, böyle karşılıyor. Ağacın altında yatıp orada kalkıp şarkı söylüyor. O adam bilge bir adam olabilir gerçekten. O adam. Tovramis'in bir sözü var ya, gerçek bilgeler yaşayıp ölüyorlar ve kimse haklarında bir şey bilmiyor. Bizim bildiğimiz bilgeler, keşişler, ikinci sınıf keşişler diyor. Bütün hani Mevlana'sından Buda'sına hepsini böyle şey yap. Onlar ikinci sınıflar diyor. Çünkü bu kadar hakkında şey biliyorsun. Gerçek bilgenin hakkında hiçbir şey bilmezsin gibi bir önermesi, yargısı var. Evet. Katılıyorum. Gerçekten birçok deha saçma nedenlerden dolayı hayatta bir şekilde var olup ve gidiyorlar yani. Akılların yol açtığı dünyaya bakar mısın Alp? Yani bize belki de deliller gerekiyor yani. Çünkü akıllı sıfatıyla yol açtığımız dünyaya bakar mısın? Şu an gerçekten
Yani tabii herkes aslında her şeyin farkında yani. Hepimiz her şeyin farkındayız. Bu benliğimizin ve hani bütün yaptığımız davranışların hepsinden de kendimiz sorumluyuz. Başka bir şey aramak da saçma yani. Başka bir bahane aramak falan da saçma. Hepimiz bu dünyanın bu hale gelmesinde bir rol oynuyoruz. Kabul edelim ya da etmeyelim. Evet, bu daha büyük rolü başka firmalar ya da baştaki insanlar. Evet, yani bunun bir parçasıyız sonuçta. Biz de bu şekilde biz hani öyleyiz, evet. Evet, rolümüzü oynuyoruz. Evet, enteresan yani. Her neyse, bu mesela David Attenborough'un belgeseli, sen şey yaparsın muhtemelen, o alta yazarsın belgeseli. Şu an ismini hatırlayamadım. Böyle rakamları makamları da sen oturunca bak ve düzelt yani. Oraya bir baloncuk atıp iste. Yani şu an yani aslında biliyoruz, ciddi bir krizin içindeyiz ve hani dünyanın ne olacağından kimsenin haberi yok. Nereye gittiğinden de kimsenin haberi yok. Hiçbir iyi senaryo hani kuramaz oluyoruz genelde. Gelecek hakkında bir varsayımda bulunacak olursak. Yani şunu biliyoruz mesela, en önemli olan şey şu. Bunu Çernobil'de gördük ya da bunu başka yerlerde görüyoruz. Dünya bir şekilde, biz olalım olmayalım, o muhteşem döngüsüne, sistemine her şekilde ayak uyduruyor. Çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Şu an Çernobil radyasyonun geyikler çok yoğun olduğu bir yerken, tilkiler, kurtlar, geyikler, envai çeşit kuşlar, hayvanlar, kuşlar ve her yeri orman kaplamış durumda. Ama insanın yaşayamadığı bir ortam. Ve baktığın zaman aslında konuşulması gereken şey şu. Doğaya ne olacak değil, bize ne olacak? Çünkü doğanın ne olacağını biliyoruz. Akira Kurosawa'nın dediği, işte bütün Japonların 50 milyonun onurlu ölümü gibi, evet, bir şey. 7 milyonun, evet, onurlu ölümü. Hatırlamıyorum, neyse. Neyse işte şeyi. Bizde böyle bir... kaç şu an dünya nüfusu? 7 milyarı, 8 7 milyar oldu. 7,5 milyarın onurlu ölümü olabilir yani. Hiç onurlu olacağını sanmıyorum. Yani bu kadar onursuzca her şeyi yok ediyorken ve yani gerçekten içinde bulunduğumuz bu küresel felaket her geçen gün artıyorken ve biz hiçbir şey yapamıyorken onurlu olacağını sanmıyorum. Yani şeyi de bırak, hani gelecek kuşaklar falan filan, muhtemelen iğrenç asalaklar olacak olarak bizi anacaklarına eminim yani bu yarattığımız. Yani bu şeydir zaten, her gelen nesil. Çünkü biz de geçmişi öyle anlıyoruz. Her yani gelen nesil bir önceki nesillere böyle şey, hem bir öncekine hem bir sonrakine hatta galiba, hani böyle sadece kendi nesli şeymiş gibi. Hem bir öncekini gömer hem de bir sonrakini. Öyle yani, mesela işte bakıyorsun şu an dünyada mesela inanılmaz derece, yani mesela dünyanın can damarları değil mi, oksijen kaynakları, bir planktonlar, yani asıl dünyaya en büyük oksijeni sağlayan organizma, sonra da yağmur ormanları. Mesela yağmur ormanları şu an inanılmaz derecede bir tehdit altında ve her geçen gün bu tehdit büyüyor. Şu an mesela Borneo yağmur ormanlarının yarısı 20 yıl içinde yok edildi. Yarısı. Borneo'da ve hani bu hep duyuyoruz işte orangutanları, işte palm yağı muhabbetinden orangutanların mesela, bunlar ciddi şeyler aslında yani. Çünkü bakıyorsun yani, izlediğim görüntüleri görsen orangutanların artık yaşayacak bir evleri yok. Çünkü evlerini en sonunda bizim ülkemizde nerede kesmişler, ormanlarını kesmişler. Şu an hiçbir kuru şeyin, ağaç kütüğünün üzerinde böyle oturmuş bakan orangutanlarla şeyiz. Ve bunun nedeni ne biliyor musun?
palmiye, yani palmiye ağaçları. Palmiye ağaçları. Ve bu, eminim bak, şuna eminim. Yani sen Borneo yağmur ormanlarının yarısını yok edip, ki yağmur ormanları dediğin şey en küçük bir yağmur Borneo ormanında dahi 700 Amazon'dan daha fazla canlı çeşidine sahip, daha toprağı böyle daha bereketli oldu. Yani daha tabii, çok fazla canlının tabii çıktığı şey oldu. En fazla bitki ve canlı çeşitliliğine sahip dünya üzerindeki orman Borneo ormanı. Ve bakıyorsun mesela ve Borneo yağmur ormanlarının küçücük parçasında bile 700 farklı çeşit ağaç bulunuyor. Bu neredeyse Kuzey Amerika'daki ağaç çeşitliliğinden fazla. Anlatabiliyor muyum? Küçücük parçasında. Ve sen o yağmur ormanlarının yarısından fazlasını 20 yıl içinde yok edip geri kalan fotoğraflarına bir hani baksın insanlar, gerçekten hani hayrete ve böyle şey duyulmayacak gibi orada değil. Orada yaşayan insanlar da var bu arada, o insanlar da. O bambaşka bir konu ama mesela palmiye ağaçlarını, sadece palmiyeyi üretmek adı altında sıra sıra ağaçlar o kadar düzgün bir şekilde şey yapılmış ki, böyle ağaçları dikmişler ve bir anda böyle devasa bir alanda palmiye ağaçları sadece bir çeşit, bir anda küçücük yağmur ormanları, bin bir çeşit şey var, habitat var ve canlı çeşitliliği var. Tabii o palm ağaçlarının orası artık bir endüstri olduğu için orada canlı çeşitliliği yok. Arada bir kuşlarmışlar geliyor. Ve bu, ve eminim bunu düşünen, yani bunu yapmayı düşünen insanlar, işte artık o siyasetçiler mi her nelerse, ya, onların yağmur onlar ormanı neyse onlar, o şirketler kimlerse, onların yağmur ormanları hakkında en ufak bir fikri dahi olduklarına inanmıyorum. Çünkü dünyada bunu yapabilecekleri birçok yer varken, öyle değil mi? Yani bu sonuçta bir araziye bakan bir mesele. Sera diye bir şey. Bunu, evet ya, bunu yapabileceğin dünyada birçok yer varken bir yağmur ormanını yok etmek nasıl bir aklın ürünü? Yani ve geçen o... Geçen bir karikatür gördüm. Yabancı bir karikatür. Şeyh diyordu. Böyle ateş yakmışlar, yıkılmış sokakların orada falan. Fare çeviriyorlar, şey yapıyorlar, suları yok falan, böyle hepsi susamış, şey yapıyorlar. Bir tane de böyle takım elbisesi yırtılmış falan biri oturuyor o ateşin başında, şey diyor. Ya evet, dünya mahvoldu, dünyayı mahvettik ama bir dönem için gerçekten çok iyi kar elde etmiştik. Yani bir dönem için kar edecekler. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani dünyanın en büyük sorunu şu an sürdürülebilir kaynaklar var. Var ya, yani şöyle bak, var. Bak 1800'lerde elektrik falan ilk şey yapıldığında bir tane adam, adını hatırlamıyorum, Londra'daki fuara şöyle bir alan kurup şöyle bir fikirle gitmiş ki yıllarca o fikirle uğraşmış. Afrika'daki bir çölde şey yapmışlar. Oraya gidip araştırmalar yapmışlardı falan ve kocaman bir güneş enerjisi santrali, 1800'lerden bahsediyorum. 1800'lerde yapmışlar bunu. Güneşin enerjisinden faydalanmak için çöl, zaten hani hiçbir şey yok orada. Fas'ı örnek al. Oraya kocaman bir güneş enerjisi santrali kuralım. Biz hani burada şey değil, dünyanın pek çok ülkesine çok ciddi anlamda enerji üretebiliriz bundan ve çok büyük bak, bir tamam şey sağlar diye şey yapıyor. Orada böyle o fuarda biraz ilgi görüyor, şey yapıyor falan ama hiçbir şekilde şey olmuyor. Üstüne gidilmiyor bunun. Kimse kabul etmiyor, şey yapılmıyor. Daha kolay, daha az maliyetli. Şimdi şöyle düşün. Şu an yani kullandığımız enerji kaynağı ne? Fosil, değil mi? Fosil yakıtlar kullanıyoruz. Hatta Sibirya'da falan böyle çok trajik örneklerini görüyoruz. Sibirya'daki petrol kuyuları falan açılmış ve yakılmış durumda. Her an şu an milyarlarca metreküp fosil yakıtı boşa gidiyor Sibirya'da. Keza Irak'ta da gördük bunu, yani petrol kuyularını ateşlere vermeler falan. O fotoğrafın hangi filmde o? İşte toprağın tuzu. Dünyanın tuzu. Dünyanın, Salt of the Earth. Aynen, aynen. Dünyanın, muhteşem bir fotoğraf. Dünyanın, toprağın mi? Tuzu diye çevirsek toprağın. Daha sanki şey, aynen. Earth, toprak doğru diye. Toprağın tuzu belgeseli, aynen. Wim Wenders'ın.
Mesela orada şeyin fotoğrafçının ismini unuttum ama hani orada Irak şeyini çok net gösterdi yani ve binlerce hani fosil yakıt boşa gidiyor. Şu an gün yani şu an kullandığımız temel kaynak ne? Fosil yakıt. Halbuki sürdürülebilir olması daha şey değil mi? Yani ne bileyim güneş enerjisi, su enerjisi, işte rüzgar enerjisi gibi şeylerle bunu hani zaten doğanın sana verdiği şeyi enerjiye dönüştürmek daha akıl kârı bir şey değil mi? Mesela bunu Fas'ta yapıyorlar şu an. Fas'ta herifler gerçekten çok çılgınlar. Fas'ta çöle abi kilometrelerce kare şey kilometrelerce mesafe de şey güneş panelleri yerleştirmişler çölün ortasına ve şu an Fas enerji kaynağının %50'sini kendisi üretiyor. Ki bir 50 yıl önce tamamen dışa bağımlıyken enerjide şu an kendisi üretiyor. Çünkü adamda çöl var, anladın mı? Yani güneş enerjisini direkt alabilir. Hatta yani dediklerine göre 2050'lerde Fas tamamen enerji kaynaklarını kendi üretip sonra enerji ihraç etmeye yani enerji kaynağı ihraç etmeye başlayacağı söyleniyor. Çünkü şu anki hani şeyimizle bakarsan ki biz yani olmadık şeyleri ki bu arada tarihe de çok zarar veriyoruz. Yani fosil yakıt kullanarak birçok fosili de yok etmiş oluyoruz aynı zamanda. Hani yakıtı da dahil ve yani 2050'lerde gibi 2050 hep bir şey senaryosu bu arada. 2050-2100 hani basamak senaryoları. Yine 2050'lerde falan çok ciddi bir enerji sorunu yaşanacağını söylüyor bilim insanları. Ki nitekim hani görünen köyde kılavuz istemiyor. Baktığın zaman inanılmaz bir enerji israfı var ve inanılmaz bir fosil yakıt israfı var. Baktığın zaman inanılmaz bir su israfı var dünyada. Yani su krizleri zaten şu an başlamış durumda. Dünyanın birçok yeri. Yani belki bu konuda hani bir tık başka ülkelere göre şanslıyız. Su kaynaklarımız konusunda. Yani evet, bu coğrafya gerçekten bu anlamda. Genç bir coğrafya, o yüzden belki de bilemiyorum ama hani henüz o kadar sömürülmeyen, yani bak Tetis denizini falan hesabı katarsan genç bir coğrafya, her ne kadar tarih, insan tarihinin doğduğu bir coğrafya olsa da hani dünya şeyinde sonuçta okyanustu buralar yani. Daha yeni bir kara parçası haline geldi dünya tarihi için. Ve inanılmaz bir şey var dünyada, su krizi yaşanıyor. Yani ve bu neye hani nasıl şekillenecek, anladın mı? Mesela Las Vegas, Dubai gibi yerler yapıyorsun değil mi? Çölün ortasında vahalar, çölün ortasında büyük metro kentler falan yapıyorsun değil mi? Ve bunun hani Dubai suyu nereden buluyor abi bu adamlar? Las Vegas suyu nereden buluyorlar? Çölün ortasındalar ve günde harcadıkları su miktarını düşünsene. Bunlar eğlence sektörünün olduğu şeyler, alanlar falan. Harcadıkları suyu düşünebiliyor musun? Ve tamamen yaptıkları şey şu, borular döşeyip başka ırmakları kurutmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Şu an Las Vegas'ın etrafındaki birçok ırmak kurumuş durumda. Ama hala işte parayla bilmem neyle, anladın mı, başka insanların ırmaklarına falan dadanıyorlar. Sadece oraya su getirebilmek için. Kilometrelerce kare borular döşüyorlar suyu oraya akıtabilmek için. Şimdi Dubai, Las Vegas falan gibi şeyler. Ne olacak? 50 yıl sonra ne olacak bu şehirler? Düşünebiliyor musun? 50 yıl sonra böyle mi kalacak? Yani... Su nereden diyorsun da yani. Nesle gibi bir şey var sonuçta. Ne gibi? Nesle gibi bir şirket var dünya üzerinde. Suyu... Ya dünyaya en çok zarar veren şirketlerden birisi. Yani evet. Onu ifşa edelim bu arada. Yani ne yaparsak yapalım. Sonuçta hani sana kakaonun tarihiyle ilgili bir araştırma yapma muhabbetim olmuştu ya. Osmanlı'ya işte 1800'lerin sonlarında falan geliyor ilk defa kakao, işte Avrupa'yı falan da şey, Güney Amerika'dan. Bu hani biliyoruz meşhur o hikayeler, işte 2. Montezuma Aztek İmparatorluğu'nun
şeyi, büyük tanrı kralı ve günde 50 fincan falan şey içermiş, kakao içermiş. Tabii bugünkü gibi muhtemelen daha acı bir şeydeydi falan ama işte çok tanrısal bir şey olduğuna, bitki olduğuna falan inanıyorlar kakaonun. Kinitekim yani gün baktığımız zaman da işte faydalarına falan değil mi? Hani içinde antidepresan özelliği bile taşıyor kakao. Hani o çikolatanın mutluluk, serotonin arttırıcı durumları falan aslında buradan geliyor. Ve hani işte o şeyle Hernán Cortés'in o da çok trajik bir şey. Onu bir yere değinelim bu arada. Yani Latin Amerika'nın nasıl, sadece hani konu bu olsun, Latin Amerika'nın nasıl kesik damarları aynen nasıl yok edildiğine, kültürün, Aztekler, İnkalar, Mayalar gibi büyük kadim toplumların ki o dönem yani 1500'lerin ortalarında falan şeylerinin zirvesindeler. Hem bilimsel hem sosyal yaşamlarının falan zirvesinde olan bir imparatorluklar bunlar. Nasıl bir domuz yetiştiricisi Pizarro gibi ya da bir neydi belirsiz bir konsilyatör mü deniliyor o İspanyol fatihlerinden biri Hernán Cortés ki Hernán Cortés öldüğünde beş parasız bir şekilde neredeyse hani o deyim yerindeyse çöplükte ölmüş bir adam. Yani bütün o altınlara, Aztek İmparatorluğu'nun altınlarına göz diken, elinden binlerce altın, işte kilolarca altın geçen herif. Hani ölümüne baktığın zaman bir şey, hani ironi mi artık ne dersen de. Kakao'nun bir şekilde bize Osmanlı'ya gelmesiyle ilk sevilmiyor falan, Avrupa'da da öyle. Sonra bir şekilde alışılıyor. Tabii her şeyde olduğu gibi krallıklarda, imparatorluklarda önce saraylarda bu şey yapılıyor. Ki öyledir. Yeni bir şey geldiğinde ilk hani soylular tarafından bu şey yapılır. Artık dünyanın bir ucundan gelmiş. Tabii canım ilk soylu bunu şey yapar. Artık o demode olmaya başladığı zaman artık avam takımına hani halka ilk burjuvanın şeyidir çünkü o hakkıdır. Tabii. Ve sonra baktığın zaman kakao için çıldırıyormuş bütün soylular o dönemlerde. Türkiye'de ilk yani birkaç kakao ihracatçısı firma şey yapıyor Türkiye'de. Tek tutunabilen 1927'lerden galiba itibaren Nestle. Yani Türkiye'de hala o tarihten beri devam eden. Nestle çünkü değil öyle bir ne kadar büyük ki bir sistemlerini yani Nestle zamanında köle çalıştırmış da bir firma. Bu palm yağı şeylerinin falan da birçok şeyi Nestle yüzündendir. Yani birçok araziyi mahvetmeleri. Ve öyle bir kurmuşlar ki sistemlerini işte yerlilerden, Afrika'dan getirdikleri siyahilerden iş gücü kullanarak üretim yapıyorlar. Ve atıyorum bir tesiste bir sorun mu çıktı? Tesisleri çok hızlı büyütüyorlar bu arada. O Amerika'ya saldırdıkları gibi. Hı-hı. Bir tesiste bir sorun mu çıktı? İşte 3-4 kişilik falan bir ekip şeye 1900'lerin başlarında falan böyle olmaya başlamış. Uçağa atlıyor, direkt gidiyorlar. O sorunu çözüyorlar, geri dönüyorlar sonra falan böyle. Hı-hı. Ve yani o sorunları çözmekte çıkan sorunlarda şeyde de çok fazla isyan şey olmuş çünkü ya köleler insanlar. O yani bazı dönemlerde bu latifundiyalarda çalıştırılan kızılderililer veya siyahilerin siyahilerin özellikle Afrika'dan getirilenleri. Tabii sonuçta kızılderili dediğin adam oranın yerlisi. Hani hadi onu evet, diyelim ki madende sömürdün falan çalıştırılıyor. Aynen bir de Afrika'dan getirip şey yani yapıyorlar. Böyle bir şey ve şöyle bir şey var. Afrika'dan getirtiyorlar bu insanları. Bütün hani böyle dinlerini değiştirip şey yapıp o bir dönem işte kadın ve erkek getirtiyorlar. Kadınları fahişe olarak kullanıyorlar. Siyahi kadınları. Ve işte o dönem soyluların şeyi varmış. İşte her soylunun 4 tane siyahi fahişesi olması böyle şey göstergesi falan gibi. Hı-hı. Erkeklerse madenlere falan gönderilip madenlerde çalışan zaten madende yaşayan bir insanın ömrü ne olabilir ki? 6 aylık falan bir ömürleri oluyormuş. O dönem o kadar kötü şartlar.
Ve bu bile bile böyle devam ediyor. Sürekli getiriyorlar. 6 ay çalışıyor insan orada ki kölelerde. Yani hiçbir şeyleri yok kendilerine ait. Çalıştırılıp şey yapılıp yani bütün bu şirketlerin bütün bu işte emperyalizm dediğimiz şey de bunun gibi şeyleri içeriyor içinde. Tabii. Böyle şeyler yapmışlar yani. Yani monarşi hani bu söyleyeceğim konusunda bir dakika şey olayım emin olayım ama yani monarşiyle yönetilen bir şeyin sistemin emperyalist olmama gibi bir şeyi yok diyebilirim. Yani çünkü bir kral, bir padişah, bir şey koyduğun zaman oraya zaten temelinde hani tek bir adam ne diyorsan ona imparatorlukta ne diyorsan o zaten sistemin kendisi bir sömürü. Hani tek bir adam düşünsene yani o işte soylu işte kral hatta bazen tanrı kral hani ibadet edilen kişi falan ve baktığın zaman zaten sistemin kendisi bir hani düzenek olarak emperyal bir yapıda yani üniter bir yapıda. Hepsi böyle ama şeyden örnek verelim Osmanlı'da sen bir köylüysen sana ait hiçbir şey yok. Tam belli dönem Osmanlı'da yani oluyor. Bu şimdi söyleyeceğim belki şey olabilir. Çünkü Osmanlı'ya hep şöyle şeyler var. Çok da saçma. Niye hani mesela Avrupa'da Ottoman Empire derler değil mi? İmparatorluk falan. Bizde ısrarla bir devlet şeyi. Sanki hani ne bileyim demokratik bir şey gibi. Anladın mı yani? Hani İyi olduğu dönemlerde devlet. 6'da 5 vergi. Tamam yani. İyi ne demek? 6'da 1'i sende yani. İyi ne yani? Toprağın şeyini işledi. Eyvah teşekkür ederim. Gelip 6'da 5'ini alın. İyi ki iyilermiş yani. Bir de olmasalar herhalde. Yani o şeyler hani insan şeylere de çok aldanmamalı gerçekten. Hani bunlar bizi mahveden şeyler. Yani mesela bunları konuştuğunda böyle vatan haini şeyi gibi görülüyorsun ya. Hayır, çocukken şey mesela şunu kimse söylemiyor. Okullarda öğretilen bütün şeyler öyle. Bütün topluluklar, bütün insanın olduğu ya yerler. Bu hani sadece tabii değil tabii. O dönem her yer berbat durumda. Ya hayır, şunu niye kimse söylemiyor? Şimdi okullara gidiyorsun falan. Okullarda hiç böyle hani bir devlet okulunda falan hani, muhtemelen deneyimlemişsindir bunu. Mesela böyle tarih hocam falan değiştiyse atıyorum. Hani mesela bir tarih hocası geliyor. Aşırı laik işte şey Atatürkçü falan bir tarih hocası. Onun anlattığı tarih zaten bizim hani tarih dersleri hep yakın tarih içerir biliyorsun. Cumhuriyet sonrası tarih falan filan. Hadi onu diyelim ki yeni bir şeyiz. Yeni bir devletiz. Yeni bir uygarlığız. Hani tamam yakın tarihi aşılamak adına falan diyelim bunu. Bakıyorsun diğer hani daha laik değil de daha monarşiye hala tutunan, hala işte Osmanlı bilmem neyi tutunan aynı şeyler. Tarih hocası geliyor, o bambaşka şeyler anlatıyor. Ulan bakıyorsun ikisinin anlattığı şeyler de zırva. Yani ikisinin anlattığı şeyler de gerçek dışı olaylar, anladın mı? Bu heriflerin ne tarihle alakalı bir şeyi var, anladın mı? Buna bu diplomayı verenin... diye içinden geçiriyorsun. Çünkü yani ben bir tarih bilgisi öğrendiysem gerçekten okulun bana öğrettiği tarih bilgisini bir şekilde degale edip yeniden sıfırdan başlayarak hani gerçekten kendi araştırmalarımla, kendi okumalarımla bulabildim. Çünkü gerçekten anlattıkları %80 işte hani %90 belki zırva, anladın mı? Yani gerçeklikle hiçbir alakası olmayan tamamen kendi o beyinlerinin içindeki ütopyalara bilmem nelere sığınan şeyler ya da müfredatlar baktığın zaman hani sonuçta diyelim ki onlar bağımsız değiller, bir müfredat üzerinden gidiyorlar, onu da işte devletler şekillendiriyorlar falan. Şimdi tarih bilgisi yani bu şey değil, bu bir ecdat, bir bilmem ne falan meselesi değil. Bu gerçeği konuşmak. Yani gerçeğe en yakın şey yapabiliyorsak, gerçeğe en yakın şekilde bir düşünce şey yapabiliyorsak, o zaman zaten şey oluyoruz. O zaman zaten bağımsızlaşıyoruz kendi içimizde. Çünkü gerçek biraz da bağımsızlaşmakla doğru orantılı. Çünkü gerçeği bildiğin anda
her şeyden uzak duruyorsun abi. Çünkü hiçbir sevilecek yanı yok yani tarihin. Hani baktığın zaman çünkü insanlık Ya tarihi nihilist için. oluyorsun ya absürdist oluyorsun. Çünkü her bir yani insan zaten özünde hani belki paralel evrenlerde birkaç kere daha insanlık hani yine böyle dünya ile bir bağ yakalasaydı ve bir şekilde böyle bir düşünce, böyle bir akıl ona bahşedilseydi muhtemelen sonu bu olacaktı. Yani şu an bu Holosen çağı dediğimiz çağ ve bu kadar diğer bütün çağlardan gerçekten baktığın zaman en tutarlı, en böyle şey yapılabilen çağ. Ki bu kadar tutarlı olmasa zaten insan bu kadar şey yapamazdı bu arada. Çünkü geçmiş çağlara bakıyorsun. Yani ne iklim, ne hani afetler falan birbirini kovalıyor. Bu en şey çağlardan biri, en tutarlı. O yüzden tarım devrimi yapabiliyoruz. O yüzden bu kadar uygun. Ya yani bundan önce biliyorsun Yani Sapiens bütün koşullar o rastlantılarla bir buzul şekilde çağıydı gelişiyor yani. yani. Sapiens'in ilk hani hakimiyetin oldu. Şu an hala buzul çağının içindeyiz aslında. Bu ayrı bir konu ama hani baktığın zaman tutarsız bir çağ. Buzullar artık bir buzul olmayacak şekilde. Belki bir buzul kelimesini 50 yıl sonra literatürden kaldıracağımız şekilde yok olma. O buzulların erimesini herkes izlemeli değil mi ya? O görüntüler var ya, Ya bir de devasa o böyle şeyler yani yıkılıp bir düşüyorlar buzul ya böyle. parçasını şöyle düşün. Sen yani bir buzul parçasının şunu bilmeliyiz öncelikle. Gördüğümüz o devasa buzul parçası o Altındaki. buzulun dörtte biri. Yani şey gibi mantarlar gibi o mantarın o Görünmeyen kısmı. şapkalı kısmı yani dörtte biri asıl mantar ağı içerisinde yaşıyor. Ya da bir ağacın gördüğün şey dörtte biri asıl kökleri onu şey yapan, genişleten, büyüten şey. Baktığın zaman o dörtte biri o işte David Attenborough'un belgeselindeydi. Hangi belgeselini hatırlamıyorum. Buzulun nasıl ayrıldığını ve daha sonra o suyun altından Ve çıkan devasa devasa kütleler kütleler nasıl düşüyorlar o ve bunların kütlelere bir bilmiyorum. tanesi E şu bile anda oluyor hala yani. eridiğinde Orada biliyorsun sularımız yani bugün hala bununla uğraşan şeyler var değil mi? Hollanda, Amsterdam, Venedik, Maldivler falan hani 2050'lerde sular altında kalacağı söyleniyor. Amsterdam Amsterdam bununla ilgili çalışmalar trilyonlarca yapıyor. yatırım yapıp Değil mi yani onu dünyanın engellemeye parasını çalışıyor. harcıyorlar. Oraya şeritler kuruyorlar. Sürekli suyu Bunun hani, nedir? engellemek için falan. Ne kadar bunun hani teknolojiyle belki bir yere kadar bunun için çabalayabilirsin. Maldivler zaten hani onların ondan bir parası olduğunu düşünmüyorum. Onlar Müslüman da bir ülke Maldivler biliyorsun artık Allah mallah deyip hani Müslüman ülkeyse sonları parası olsa da derler ki şatafatlı bir haydan şey gelen diye. uya artık ne Yani bilmiyorum. altınlı pasta yer şey yapar, bunlarla Neyse bu çok uğraşmayacaktır. ırkçı bir söylemdi de yani anlıyorum seni de ama yani neden bu kadar ırkçı bir söylem Arap söylediğini. ülkeleri yani Çünkü kendilerini biz şey de biz yapıyorlar de yani. sonuçta bir İngiliz bunu söylemezdi ama sen söylüyorsun. Çünkü nitekim o Arap esintisini hani biraz Yaşıyorsun. ciğerlerinde hissediyorsun gibi bir durum var değil mi? Yani belki de Araplaşmakla alakalı falan bir şeyden dolayı. Çünkü Damat baktığım diye bir zaman şey mesela bazı konuşuyoruz. arkadaşlarım var. Şu mesela Arap kağıdının yazılarına bile tahammül edemiyorlar. Anladın mı? Çünkü o kadar hani o şey duygu, histerik duygu o kadar içlerine sinmiş ki hani şu yazıya bile ki bu yazı da muhtemelen yani bir hani o kafada olan bir insan için bir kutsal diye nitelendireceği işte göbeğinden üste taşıyacağı falan bir şey oluyor bazen. Hani biliyorsun onların Arapça bir şey yazdığını, ne yazdığını da bilmiyor kimse. Halbuki burada saçma sapan işte üretim şeyleri falan yazıyorken hani yerde bir Arapça bir şey gördüğünde hemen kaldıran tipler Geçen var onunla ya ilgili de bir şey gördüm. Hikaye doğru mu değil mi bilmiyorum ama hani. Bir biri de şöyle bir şey cennette Arapça anlatıyor. konuşulacağı ile Şimdi ilgili Arap biliyorsun. biri İstanbul'da şeyi düşürmüş. Gerçek hikayeymiş gibi anlatıyorlar. Gerçek mi bilmiyorum ama bir arkadaşı anlatmış bunu gibi şey yapıyor. Arap bir arkadaşı var diye.
nereli bilmiyorum. Suudi mi şey oradan gelmiş. Suudi buraya gelmez de İran şey falan olabilir. Suriye bilmem ne. Kuveytli. Katarlı olur ya. Bu aralar biliyorsun bizimkiler Katarlılarla Katarlılarla yakınız ya. Ama bu Katar'da aralar, orada hani, yani buraya, neyse gelir gelir. Gerçi. Buranın iklimi bu güzel şey güzel. Haberin yok galiba şey bu Kanal İstanbul projesinin yapılacağı yerin büyük bir çoğunluğunu Katar şeyhinin annesi satın almış. Hmm. Yani bu hikayede onların şey işte, burada bir bağlantısı vardır eminim. Suriyeli diyelim, Suriyeli galiba. Şey düşürüyor, kitabını düşürüyor yere. Kitap da yani Arapça dili, Arapça yazılmış. Bir tane Türk de hemen görüp böyle şey yapıyor, alıyor, üç kere öpüp böyle başına koyuyor falan. Arkadaşına anlatıyor bu da. Kitap neydi biliyor musun diyor. Green'in 50 tonu. Evet, güzelmiş. Yani çok normal. Yani buna aslında gülünecek de bir şey yok. Çünkü bu gerçek yani. Çünkü biz ben ne yazık kendim ki, de yaşadım bunu bu arada. Babaannemlerin hani, evinde bir Arap kağıdı bitmiş. Arap kağıdını masanın üstünde bırakmıştım. Mesela babaannemlerin evine halamlar da temizliğe gitmiş. Temizlik yapmışlar orada işte. Sonra tekrar gittiğimde o boş bıraktığım Arap kağıdı yukarıda bir tablonun üstüne konulmuş. Duruyordu. Şey klişesi şey hani çok sana da garip gelmiyor. Mesela hep konuşulur işte. Kur'an'ın ilk ayeti değil mi? İkra, bismirabbikellezi alak, alakal insane minalak, ikra ve rabbikel ekran falan hani biliyoruz. Ve hani oku diyor işte yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yaratmıştır falan. Şimdi oku dediği şeyin okey tamam. Her şey çok güzel. Çok güzel bir şey. Öğüt yani. Evet, okumak önemli gerçekten. Çok önemli gerçekten. O kadar önemli ki yani. Gerçekten çok güzel bu eğer böyleyse. Ama yani bunu söyleyen insanlar, bunu tasavvur eden insanların gerçekten okudukları şey hakkında hiçbir şey bilmiyor oluşları. Bu hani yani lanet olası bir ironi ama yani onun içinde de bir aptallık gizli yani. Hani gerçekten ya bilip de hani gerçekten okuyup edip bilmem neye de şey derim. Hani amenna onun şeyiyle tabiriyle gerçekten tamam sen okudun ve kabul ediyorsun. Senin ahlaki olarak sorunların var derim. Hani çünkü o kadar okudu hani şöyle yapacaksın böyle yapacaksın gibi hani sana bir gün açtım hatırlıyor musun Kur'an'dan. Ben bu arada hani LSD'leri genelde Kur'an'a koyuyorum. Kafama göre bir ayet seçip oraya koyuyorum. Her neyse burayı şey yapalım. Burası çok tehlikeli bir yere gidiyor ama ve sana bir ara Nur suresini açtım direkt çat diye. Okudum falan. Sen bana şey demiştin. Oha ben böyle bir şey olduğunu hiç hayal etmiyordum falan demiştin. Muhtemelen sen de okumadığın için bunu söyledin bana. Çünkü böyle bir şey gerçekten. Çok sıkıntılı şeyler var içinde. Yani ben birkaç kere okudum baştan sona. Gerçekten hani ben okudum tamamını okumadım. Birkaç kere ben de başladım ama yani hani elle tutulur gerçekten böyle aşağılık hani maymunlardı bıraktım. Oturup gerçekten şey yapacağımız, konuşacağımız bir noktanın olmayışını hani ben kendi şeyi hatırlıyor musun? Akli şeyimle düşünebiliyorum. Ney camisiydi şey İsa Paşa Camii. İsa Paşa mıydı? Efes yani Harabeli. Toprak Diren sen ben Selçuklu'da, İzmir Selçuklu'da. İsa Paşa Camii miydi? İsa Bey. İsa Bey Camii. Paşa çok iyi bir cami. Çok muhteşem, güzel mimari şey olarak muhteşem bir cami. Çok güzel bir cami. Oraya girip şey yapmıştık. Ben Kur'an okumuştum. Aynen. İmamın olduğu bölgeye falan girip. Kimse şey de deniyor yoktu oraya. Minber deniyor galiba. İmam değil de minber değil, daha şey değil, o yüksekteki yer değil. Böyle oturabileceğimiz bir alan vardı. Oraya girmiştik. Mikrofon şey falan da vardı. Bir Kur'an vardı. Sen açmıştın. Ve Arapça bir şekilde, Arapça da biliyorsun. Zaten birkaç böyle şey okumuştum. Biz de oturup dinlemiştik orada falan. Böyle şey bir İslam deneyimi yaşamıştık. Güzeldi aslında o. Yani bu yani kültür hani şey olarak bakarsak hiçbir kültür aslında şey olarak kötü değil yani kültür çünkü anladın mı yani
Baktığın zaman kadim de bir şey. Yani keza hani mesela İslam'ı ele alalım. Nereden kaç baksan 640 2000 ne sayıyorsun? Neyden 571'den 571'den sayma da 2000 yıllık bir tarihi olan bir şey diyelim hani genel hatlarıyla. Bu kadim bir şey aslında, tamam mı? Yani baktığın zaman İslam haline çok enteresan adamlar var. Mesela ne bileyim Gazali diye bir adam var yani. Gazali'nin nedensellik teorisini hala açıklayamıyoruz. Yani böyle mantıki Gazali gibi bir izahla hala bir tane şey var. O da açıklayamıyoruz. İbn-i Rüşd mesela biraz açıklamaya çalıştı. Endülüs'te yaşayan bir alimdi o da, ama Rüşd, İbn-i Rüşd zaten isminden de şey, Aristo'nun papağanlığını yapan bir adam. Yani Aristocu. Aristo mantığıyla nedenselliği açıklamaya çalışan bir adamdı ki keza hala yani tutmadı, yani olmadı. Bugün hala Gazali'nin mesela nedensellik ilkesi üzerine konuşabiliyoruz. Ya da Hayyam, Farabi, hani bunlar gerçekten enteresan adamlar. Gazali ama mesela baktığın zaman insan nedir diye, Gazali de demiş ki insan tutarsız bir hayvan. Evet. Doğru. Aynen bunu söylemiş. Evet. Aynen. Kesinlikle öyle. Bu arada şeyleri var bunların. Bir ara bakalım onlara. Gerçekten. İnsan nedir suali üzerinden filozofların verdiği böyle şeyler, beyanlar üzerine bir şey var, çizelge. İnsan tutarsız bir hayvandır demiştir şimdi Gazali. Şimdi bakalım hatta. İnsan nedir? Mesela ben şey biliyorum, hani böyle daha insan nedir'i çok hatırlayamıyorum ama işte toplum nedir gibi sualler üzerine, işte Sartre diyor işte toplum ateştir, biri diyor toplum felakettir, toplum histeridir, bilmem ne, hani böyle şeyler var. Onun sualini hatırlamıyorum. Ama yani dediğim gibi bunlar kadim ve hani şey kültürler, bunları eğer gerçekten rafine bir şekilde, yani bu Nietzsche'nin evrensel bakış dediği terminolojiyle, yani insanın psişesinin o bedenen dışarıya, nasıl anlatayım bunu, dışarıya yani çıkmasıyla birlikte daha evrensel bir, yani ben merkezci değil de, yani o egoyu bir nebze yok edip daha genel bir çerçeveden her şeyi rafine olarak algılarsak, aslında bu kültürler insanlık tarihinin gelişimi açısından önemli hadiseler. Ya baktığın zaman Araplar mesela, Araplar gerçekten ilginç bir halk. Ya Türkler kadar ilginç bir halk yani. Çünkü Türklerle Arapların da mesela bazı anlamlarda şeyleri vardır. İkisi de böyle baktığın zaman savaşçı toplumlar ve zor koşullarda yaşayan toplumlar. Hani Araplar, biri Orta Asya'da, biri Orta Doğu'da, ikisi de zor koşulların içinde, anladın mı? Hani herifler çölde ya da ne bileyim ucu bucağı olmayan ovalarda falan hani olan insanlar, ikisinde yaşam koşullarını falan ele aldığın zaman ilginç toplumlar yani, getirdikleri şeylerle, kültürlerle falan baktığın zaman, incelediğin zaman. Ama şimdi bunu bu şekilde değerlendirdiğin zaman mesela Arap coğrafyası o kadar şey ki, hani şey, biraz geriye gidelim mesela, coğrafi keşiflerden öncesine gidelim. Baktığın zaman mesela Türkiye nedir? Hem İpek yolu hem baharat yolu üzerindeki, hani bu kadar Anatolia'nın, Anadolu'nun bu kadar, Mezopotamya'nın daha doğrusu bu kadar kadim olmasının bir diğer sebebi de kültür alışverişinin tam merkezinde olması. Çünkü ne coğrafi keşiflerden önce ne Avrupalı Asya'yı biliyor, ne Asyalı Avrupa'yı biliyor. Arada ne var? Mezopotamya var. İşte Arap coğrafyası var baktığın zaman. Çünkü işte bir deniz yoluyla ticaret yok ve karayoluyla her şey hallediliyor. Develerle, atlarla falan filan, evcilleştirdiğimiz hayvanlarla. Ve baktığın zaman doğudan bir bilgi geldiği zaman önce Mezopotamya Arap coğrafyasında bu bilgi sindiriliyor. Daha sonra Avrupa'ya taşınıyor. Ya da Avrupa'dan bir şey geldiği zaman
aynı şekilde gerçekleşiyor ve tam ortasında bu coğrafyanın. Bu yüzden astronomide, matematikte sıfırı bulan herifler abi. Düşünün, sıfırın olmadığı hala bir... Arap rakamları kullanılıyor. Yani hala bugün kullandığımız, yani dünyanın birçok yerinde hala Arap rakamlarını kullanıyoruz. Gerçi bugün hatta sosyal medyada böyle viral oldu gibi bir şey. Gördün mü Japonların nasıl matematik aritmetiğini, bizim çarpım tablosunu nasıl şey yaptığımızı, onların şekiller üzerinde falan. Tabii Japonlar bunun bambaşka bir yerindeler. Onlar o kendi ayrı bir konu. Kendilerine de yaparlar. Onlara, onların hiçbir yola ihtiyacı yok. Kendi yollarını kendi bulurlar ki yolları var zaten ama. Yani o anlamda baktığınız zaman, ama şunu da mesela ele alalım. Hani eğer böyle biraz dürüstçe konuşacaksak, baktığın zaman bu Farabi, Hayyam dediğin adamlar zaten hani yaşadığı topluma tamam bir şekilde adapte olmuş. Hani bir şekilde bu toplumun şeylerini kullanmış, ne bileyim imkanlarını kullanmış, ne bileyim Hayyam'a. Yani dünyanın ilk rasathanesinin şeyidir Hayyam, yöneticisidir yani. İlk rasathaneyi kuran heriftir yani, hani bir nevi. Tabii bu yaşadığı toplumun verdiği hani o heriflere tırnak içinde yamanmasıyla olmuştur bu. Ama Hayyam'ın rubailerine bak. Muazzamlar yani. Muazzam, hani her birini incelediğinizde. Tabii şimdi şey derler insanlar, işte o Hayyam'ın o şeyleri, oradaki şarap aslında işte ulvi bir şeydir. Falan. Abi, hayır, şarap abi o. Anladın mı? Hiç de bir mübalağa ya da bir yani bir şey yok. Direkt adam noktadan giriyor, anladın mı? Ki bu hani Semerkant'ı falan okuyan insanlar bilirler, Amin Maluf'un. Orada da bu konuyu çok işlemiştir detaylı bir şekilde. Yani saklamıştır Hayyam rubailerini. Ve yaşadığı dönemde açığa çıkmamış şeylerdir bunlar. Ki çok ciddi şey. Kellesi gider direkt yani. Hiç bakmazlar Hayyam Mayyam gözünün yaşına. Yani bu adamlar aslında şey diyor, Farabi diyor abi. Bu ne demek? Şimdi yani tabii Melikşah falan şey yapan Nizamül Mülke, hani bu tabii tarihler çarpışma da olabilir. Diyebileceğimiz bu şeyde, bu dönemin tabiriyle kahin gibi şey yani, yani danışmanlık evet yapıyor. Ya şey yapıyor aslında temelinde. Astronomiyi çok iyi bildiği için hani fal gibi, anladın mı? Nitekim hani günümüzdeki fal gibi, hani biraz kainlik dili de diyeceğimiz değil, aslında. Değil, muhtemelen. Ya astronomiyi bilen şeyler mesela öyle bir hikaye var, bilir misin? Kaptan Hook şeyindi galiba. Kaptan Cook'un hikayesiydi. Tam hatırlamıyorum ama bu şeye gidiyor, tamam mı? İşte şu an sallamak da istemiyorum. İşte bir adaya gidiyor. Güney Pasifik'te sanırım. Bir adaya gidiyor. Adayı şey yapacak. İşte kolonileştirecek falan. Ele geçirecek falan. Ama tabii ada halkı, oradaki insanlar, yerliler şeyler. Bir işte düşman gözüyle bakıyorlar. Şey yapıyorlar falan. Bu herif de ne biliyor abi? Takvim biliyor. Astronomi biliyor yani. Hemen orada işte şey yapıyor. Bakıyor en yakın ay tutulması. Tabii bu Amerika'da işte, da oluyor. Aynen. Güney işte Amerika'yı atıyorum gidiyor. 20 gün sonra ay tutulması olacak takvime göre. Bu da diyor ki 20 gün sonra diyor ay diyor işte şey olmayacak. Bakın diyor normal olmayacak diyor. İşte ay diyor kararacak, bir şeyler olacak falan filan diyor. Bir tanrısallık bir şey. Aynen. Veriyor. 20 gün geçiyor aradan. Bir bakıyorlar gerçekten ay dediği mucize gibi. Bu diyorlar mucize, şey yapıyorlar falan. Kendileri kapılarını açıyorlar. Yani ada halkı, insanlar kendileri bizzat şey yapıyorlar. Yardımcı oluyorlar bu konuda falan. Yani bu tabii bu çeşit spekülasyonlar, çeşit kandırmacalar baktığı zaman tarih boyunca. Bu arada buradan çok fazla uçak geçiyor. Ya burası uçak yolu ya da havada bizim bilmediğimiz noktalar de bir sorunlar var. Alper'i ararız. Bu arada ben konuşmanın Alper de hep telefonla katılıyor aramıza. Alo, alo. Ben mesela yayındasın Alper. Yayındayım ya.
nasıl ilgisiniz? Sen toplamıştın ya hala yanımızın. Abi konuşuyoruz yani. Ya. Tamam sen kızları ara. Arkadaşlar? Kızları ara sen. Kapat kapat kızları arasın. Kapattık. Kızları ara kardeşim. Kızları ara diyor. Kızları ara diyor Ömer. Hayır kızları ara dedi. İrem veya Canan'ı ara. Tamam hadi görüşürüz. Şimdi bu konuşmaları da şey yaparsak biraz hani böyle sonlara doğru gelecek olursak bilmiyorum ne kadar konuştuk ama şeyden bahsettik işte küresel iklim felaketleri, nüfus problemleri falan filan. Yani hiç de iyiye doğru gitmediğimizden bahsettik. Ama mesela David Attenborough'da dünkü belgeselinde şu konuya en son getirdi. Yani bütün yine bir umut mu? Evet. Bir Attenborough'un bu noktasını seviyorum. Yani ağzımıza sıçtı bütün belgesel boyunca, anladın mı? Yani artık intihar etmenin eşiğine getirdi. Ve en sonunda şey dedi. Gerçekten öncelikle birinci durum şu. Dünya gerçekten kontrol edemediğimiz bir noktada şu an. Hatta kontrol etmeyi noktasını da geçmiş durumdayız. Ama hala ne olursa olsun canlı çeşitliliğinde bir yok olma, iklim felaketleri, nüfus çoğunluğu, su problemleri falan ne olursa olsun şöyle şeyler de var. Dünya sandığımızdan daha güçlü. Biz insan maymun aklı sandığından daha güçlü bir dünyanın içinde. Dünyayı içelim. Ve mesela Palau adası, Palau halkı, bu Hint Okyanusu'nun o taraflarında, Endonezya'da falan bir işte ada takımı, bir halk. Mesela bunlar resifleriyle falan meşhur bir şey, ada. Ve avlanma, yani deniz lerde avlanmadan dolayı ciddi bir resiflerde kriz yaşanmış bu 2000'lerin başında ve ada yönetimi işte 4-5 yıl şeyi yasaklıyorlar, avcılığı denizlerdeki şeylerdeki falan filan ve bugün Palau şeyinin adasının etrafındaki resifler eski haline kavuştular, şu an hatta tekrar avlanma, işte balıkçılık falan gibi şeyler yapılıyor. Yani dünya sandığımızdan çok daha kendini çok daha hızlı yenilebiliyor. Ama biz şu an öyle bir şeyin içindeyiz ki, öyle bir durumun içindeyiz ki biz sürekli tüketim odaklı ve sürekli yok etme, istismar etme odaklı olduğumuz için hiçbir durdurak, ara vermeden bunu devam ettirebildiğimiz, yani devam ettirdiğimiz için bu ne yazık ki hani dur bir mola ver gibi bir Tom Robbins'in kitabının ismi gibi. Dur bir mola ver dedirtecek bir ilk noktada. İlk romanı aynen. Elvis Presley'nin öldüğünde küvetinin yanında bulunan öyle roman. Mi? Son okuduğu romanmış. Elvis Presley'nin. Evet, son okuduğu romanmış bu arada. Çok enteresan. Ve şişman Elvis. Ve baktığın zaman mesela Costa Rica'yı ele alalım. Costa Rica 1930'lara kadar 4'te 3'ü ormanlarla kaplı bir ülke. 4'te 3'ü ormanlarla kaplı bir ülke Costa Rica. Sonra işte herhalde politikacılar bilmem neler falan filandan dolayı 1970'lerde, yani yaklaşık 30 sene sonra 3'te o 4'te 3'ü ormanlarla kaplı olan şeyin 3'te 1'i sadece ormanlar kaplı kalıyor. Yani o 4'te 2'sini yok ediyorlar bir şekilde işte. Ve 1979'da işte anayasa değişikliği gibi bir şeye gidiliyor Costa Rica'da. Yani çünkü diyorlar ki bu hani bir felaket, hani iyiye gitmiyoruz falan filan. Ve 1979'dan sonra, hatta bilirsin, Costa Rica'nın bir şeyi de yok bu arada, askeri gücü falan da yok. Tamamen bütün yatırımlarını
ekoloji bazlı tamamen hani sürdürülebilir bir yaşam üzerine kuruyorlar. Askeri güçleri yok. Tamam bu herifler hani biraz daha ücra bir Amerika ile Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın arasında böyle kimsenin çok da dokunmadığı bir noktadalar. Eyvallah. Şu an o dörtte üçlü kısmı tekrar ormanlarla doldurmuş durumdalar. Ve hatta ormanlarla şehri harmanlamış. Ve hani Costa Rica üzerine böyle belgeseller şeyler izleyen insanlar görür. Ve öyle bir coğrafya. Tabii. Çünkü yani hiçbir şey için yani evet geç ama hiçbir şey için geç değil. Belki çok canımız yanacak. Çok fazla uğraşacağız bunun için. Ama sonuçta sürdürülebilir bir hayata geçmemiz gerekiyor. Çünkü düşünsene abi bu ormanlar tamam yok ediyoruz. Şu an Bolsonaro faşist göt veren bir Brezilya başbakanıyla karşıyayız. Yani birçok ülkede olduğu gibi Brezilya'da bundan nasibini almış durumda. Ve herif Amazon'un ortasına otoban yapmaya kalkıyor. Anladın mı? Ve 2050'lerde yine bir Amazon diye bir yerleşkenin kalmayacağına dair bir söylenti aldı başını gidiyor. Herif çünkü şunu diyor. Mesela orada hala şey olan halklar var. Hala dış dünyayla bağlantısı olmayan kadim toplumlar. Ya uyum sağlarlar. Ya uyum sağlarlar ya da yok olup giderler diyor. Bunu söyleyebilen bir adam düşünebiliyor musun? Ve bu herif Brezilya'nın ki Brezilya Amazonların en büyük orman, yağmur ormanlarının en büyük kara parçasına sahip ülkeler arasında ilk sırada. Ve bunu söyleyen bir başkanı var ülkenin. Ve bakıyorsun aynen yani iğrenç bir adam. Yani bakıyorsun bunlar işte anladın mı? Yani yöneticiler bilmem neler. Ya zaten dünyayı hani Torreya'nın dediği noktaya geleceğiz. Yani herkes sivil itaatsizliği okumalı gerçekten. Bence hatta keşke öyle bir ülke olsa da hani bir Finlandiya vari bir öğretim sistemi. Yani çocuklara ilk hani bir lise çağında falan Henry David Thoreau'nun sivil itaatsizliğini ders kitaplığında Thoreau'nun girişi. Düşünebiliyor musun? Böyle bir ülkeden doğacak çocukları. En iyi devlet hiç yönetmeyendir diyen bir adam yani. Anlatabiliyor muyum? Sana bir soru. Dünya mı Mars mı? Mars. Bu arada niye böyle bir şey geldi? Yanlış cevap. Hayır, dünya tabii ki. Hayır, dünya tabii ki de Mars niye cevabı geldi? Çünkü Mars'ta şimdi şöyle bir şey de var. Geçenlerde bir belgesel izledim. Mesela dünyada şu an şimdi dünya bir yıkımın ortasında falan değil mi? İnsan da hep bir baktığın zaman NASA değil mi? Dünyanın en büyük işte dış dünyalar hani uzay hakkında çalışmalar yapan organı. NASA. NASA'nın Amerika devletinin NASA'ya ayırdığı bütçeyi biliyor musun? Götünle gülersin ya. Yani anladın mı? Askeriye ayırdığının %1'i falan gibi. Yani şey. Götünle gülersin yani anladın mı? NASA'ya herifler yolluyorlar bilmem ne de hani götünle gülersin. Yine yüksek bir para ama yani, şunu düşün yani. Askeriyeye ayırdığının %1'i. Şunu söyleyeyim. Elon Musk'ın en son bu sene biliyorsunuz hepimiz pandemide izledik. Uzaya yolladı. Şeyi. SpaceX'i roketi yolladı. SpaceX'in maliyeti bu bizim şeyimizin asrın liderimizin yaptığı cami var ya Çamlıca Tepesi'nde dikti ya cami o dikili şeyinin yanına dikti ya cami. O caminin neredeyse 1/3 fiyatına uzaya roket yolladı herif. Neyse bu konu tamam başka bir konuya geliyor da yani demem o ki gerçekten bunun için ciddi bir yatırım, ciddi bir şey yapmıyoruz. Ve Mars'a aslında şöyle bir şey, izlediğim belgeselde şöyle bir şey anlatıyordu. Hangi belgesel? Bugün belgeselin ismini hatırlamıyorum şu an. Şundan bahsediyordu. Mars'la ilgili bir belgeseldi. Mars'ı konu alan bir belgeseldi. Bugünkü dünyadaki... Ne ya? Planör gibi de hatta. Ya bunlar helikopter bu. Bu pervane sesi helikopter. Planör böyle gelmez. Bu kadar ses çıkarmaz. Helikopter çok geçiyor. Burada. Çok geçiyor. Burası bir askeriye üslerine falan yakın ya. Hani Taksim. Hemen şeyler. Yani herhalde öyle bir şey. Mars'ta mesela bugün dünya için tehlikeli olan şeyler. Biliyorsun Mars'ta mesela buzullar var.
Çok az ama varlar. Buzul var Mars'ta. Kar, yani kar gibi bir şey var. Düşünüyor musun? Su yani. Su. Hı. Ve bugün sadece Amerika'nın işte 25 bin atıyorum yine rakamları, daha fazladır muhtemelen de ben azaltacağım. 25 bin gibi bir atom roket başlığı var. Sadece Amerika'nın. Rusya, İran, Pakistan falan filan gibi ülkeleri saymıyorum. Sadece Amerika'nın. Düşünebiliyor musun? Bu 25 bin başlık bugün çalıştırırsa... Nasıl cihat yapacağım bu dünyada? Yani sadece bu 25 bin başlık şu an Amerika hepsini fırlatsa dünya diye bir gezegen yok. Anlatabiliyor muyum? Ama şöyle bir şey. Şimdi bu anlamsız bir şey değil mi? Bu kadar başlık. Niye var yani? Kissinger demiş ki, eski hayır. Amerika Başkanı Kissinger, nükleer savaşı durdurmanın tek yolu daha fazla nükleer silah üretmektir. Evet, doğrudur. Çünkü kendin galip gelip üretimi bitireceksin. Ki yani kendileri Japonya'ya iki tanesini attılar. Yani o da zaten hani Japonları mum geldi eline. Mum da enteresan bir yapıdır bu arada. Mumun ne kullanırlar içinde? Parafin. Parafin. Parafin yapıyor bu elindeki şeyi. Japonlar da bence çok büyük ders çıkardılar bundan. Her neyse bu 25 onun bin başlık. Onun hikayesini biliyorsun değil mi? Einstein. Tabii. Şimdi Einstein Alman bir bilim insanı ve Almanya'dan kaçıyor. Nazi Hitler geldikten sonra. Ve Almanya'daki dostlarından şöyle duyumlar alıyor. Şimdi Naziler atom bombası. Şimdi Einstein E eşittir MC kareyi sunduğunda ki her şeyi yaptığında, E eşittir MC kareyle şu, bugün bu noktadayız. O da var. Şu tehlikeyi yani, de görüyorum. Atomdan önce bugün bu noktada olmamızın formülizasyonu da şimdi bu. Enerjiyle kütleyi aynı şeye koyduğunda enerji kütleyi aynı şeye koyduğunda bunun eşit şey geldiğini bu bir atom bombası riski doğuruyor. Bunun böyle o dönem biraz aklı olan herkes bilim insanlarından falan çıkarabilir diye şeyi. Bu tedirginliğe giriyor Einstein. Ve çevresi falan da ki Einstein'ın çevresi de şeylerdir. Neydi o kadının adı? İşte neyse dönemin en iyi bilim insanları. Onlarla mektup. Milena mı? Şey. Yok, Milena karısı. Değil, Milena karısının adı. Milena değil karısının ismi. Mileva. Mileva. İşte Almanya'daki dostlarından şöyle duyumlar alıyor. Albert diyorlar, haberin olsun, senin E eşittir MC kare kötü yerlere gidiyor, enerjiyle kütleyi eşit şey alma. Şu an Almanya bir atom bombası üzerine çalışıyor diyorlar. Einstein da tedirgin oluyor, eyvah diyor. Şimdi Nazilerin elinde olursa bu güç, onlar çözerse... Aryan ırkı, ya kendisi sıkıntı. Şanslıdır ama gerçi Yahudi miydi? Yahudi Einstein. Zaten o yüzden kaçıyor. Tamam. Büyük sıkıntı diyor. Şimdi Nazilerin elinde olursa bu. Çünkü inanın yani gözü kapalı neler yapıyorlar adamlar falan. Dünyaya büyük sıkıntı getirecek. Bunları durdurmamız lazım diyor. Ne yapıyor? Amerika hükümetine, Amerika'da yaşıyor o dönem. Bir mektup yazıyor. Sonra Beyaz Saray'a falan da davet ediliyor. Konuşuyor bu konuyu falan. Atatürk'e de bir mektubu var Einstein. Amerika'ya yazdığı mektupta işte... Naziler haberiniz olsun şöyle yıkım getirecek böyle bir nükleer silah üzerine çalışıyorlar. Bunu onlardan önce sizin üretmeniz lazım diyor direkt Amerika hükümetine. O biliyor formülü yapılacak falan diye. Sonra Beyaz Saray'a davet ediliyor hatta dönemin başkanı direkt ona şey diyor. Sen bu kurulun başında ol bu nükleer silahı üretecek. Onu kabul etmiyor. O kadarını yapamam diyor. Yani yeteri kadar bilim insanı şey var zaten. Onlar bir siz kurun tesisi şeyi de onlar uğraşsın diyor. Ve kuruyorlar. Gerçekten de yapıyorlar nükleer silahı, atom bombasını. Ve sonucunda işte Almanya'dan dünyayı korumak için Amerika'ya bu teklifi sunuyor Einstein. Ama sonucunda Japonya'ya iki tane atılmasıyla sonuçlanıyor alakasız bir şekilde. Einstein'ı düşünsene. Ve Einstein o dönem çok büyük depresyona giriyor. Hayatımın en büyük şeyiydi diyor. O mektup hatasıydı diyor. Düşünebiliyor musun? Kendi nedenselliği, kendi şeyinden dolayı binlerce insan öldü. Yani hani bu yani bilim de bak bu konuya da gelelim. Gerçekten bu konu çok enteresan bir. Ya biz mesela genelde programları
yani podcast'ı random yapıyoruz böyle. Daha hani hiçbir şey üzerine aslında hani böyle araştıralım, şey yapalım falan gibi bir durum yok. Tamamen spontane, mesela bugün olduğu gibi. Hadi yapalım deyip bir şey üzerine konuşuyoruz. Ama eğer biraz daha böyle şey yapıp çalışıp bunun üzerine konuşursak, mesela bu da enteresan bir konu. Hani mesela Einstein gerçekten üzerine konuşmaya değer bir adam ki ciddi anlamda bugün fizikte hani bizim buralara gelmemizin belki de şu an bugün bu podcast'i yapmamızın nedeni bile olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Bu o yayını kadar yapabilmemizin sebebi de çünkü yani bu bütün bu uydu teknolojisi, televizyonundan şeyine, bütün bu şeye gelen yolu Einstein'ın teoremleri açmıştır o yolu zaten. Einstein şey bir bilim insanı değildi. Teori üreten. Tabii. Düşünerek şey yapan. Teori Einstein mesela uygulamasını işte bilim nedir zaten? Bir deneme şey deney ile bir şey. Tabii. Empirik bir şey var. Yani o deneyleri. Evet. Deneysellik ve gözlem üzerine dayalı. Gözlem ve deneyleri başka bilim insanları yapmış. Tabii. Einstein sadece sunuyor. Düşünüp sunuyor ki ya, matematik bilen yani bir adam işte, anladın mı? Formüllerle çünkü yani Pisagorcu da, belki Pisagorcudur bilemiyoruz ama yani matematik üzerine yoğunlaşmış bir adam. Ama şu da var, Einstein'dan öte bilimin mesela bazı anlamlarda bilimin de dogma olduğunu düşünüyorum ben. Mesela bunu da konuşabiliriz bir podcast'te. Onun da belli bir şeyle çünkü, kısıtlı çünkü. Bilim de bir dogma, anladın mı? Bilim de kendi gerçekliği üzerinden hani şey yapar. Şimdi biz en azından hani kendim açısından söylemem hiç gerekirse giremediği bir sürü alan var değil mi? Tabii ya, tamam bu bilim hani, bilim camiasında şunu söyleyebilirler hani zaten bilimin olayı bu. Hani bir yalan atar ortaya, bir teori, bir hipotez atar. Ama zaten en güzel yanı da bu. Kendini de yayınlıyor, yalanlıyor, kendini de geliştiriyor. Ama mesela bak hani şunu kaçırıyorsun. Dine bak. Baktın mı, dinde her şey belli bir hayır, şeydir. Hayır, din değil mesele, din değil. Bilimi temel alalım. Bilimin şu, bilim yine bence hani en azından şu anki makul düzeyde, hani söylediğim yanlış anlaşılmasın ama yine Batı elinde olan bir şey. Atraksiyon, bir oluş. Fenomen. Her neyse o. Yine Batı elinde. Yine sabit düşünceleri var. Yani yine mesela Jung bir bilim adamı aslında kendi içinde ama bir o kadar da. Bu çok tartışılan hani, bir şey. Freud, Jung bunlar mesela, ne kadar tabii bilim. Bunlar ne kadar bilim hani şey. Ama mesela değil mi şu an mesela Jung'un işte mesela neyini şey yaparız hala bilimsel olarak? Eş zamanlılık mesela, değil mi? Bunun bilimsel olarak bir şeyini çizebilir miyiz, haritasını? Hayır. Hala bir metafiziksel Terence bir. Terence McKenna'nın çok güzel bir bu konuya bakışı var. Şey diyor. Bana öyle geliyor ki diyor. Batı aklı enerjiye tutulmuş böyle, enerjiye şey olmuş diyor. Kuart, atomlar. Evet ve o enerjiye tutulma olayı şey oluyor. Ne gibi bir sonuç olmuş? Enerjiyle oynamış, şey yapmış ve bugün uzak yıldızların bağrında yanan ateşi yakabiliyoruz gibi böyle o kendi şiirsel anlatımıyla öyle bir şekilde anlatıyor, şey diyor. Oynayabiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Bütün bu Batı aklının bilimsel gelişmede şey yaptı ama Doğu aklı diyor. Bana öyle geliyor ki enerjiden ziyade zamanla ilgilenmiş diyor. Ne yaparsın diyor Doğu şeyinde? Meditasyon yaparsın örneğin diyor. İşte bir suyun akışını saatlerce belki günlerce o akış olursun. Suyun akışı sen olursun yani. Hareketsiz durursun, o şeyi, zamanın şeyini hissedersin gibi bir şey diyor. Hı. Hani Doğu aklıyla Batı aklında böyle enerji. Meditasyon demişken bak konu konuyu açıyor. Hani bir kelime geldiği zaman kendimi tutamıyorum. Bu konuda da bir belki bilir kişi hani belki arkadaşlarımızdan Diren'i ya da birilerini çağırırız. Hani bu arada sen şey demiştin ya onunla, insan bilmem ne hayvandır hani, falan diye. Tutarsız. Çok Diren'e uyan bir şey buldum orada. İnsan işte
Konfüçyus'a göre insan öğrenen hayvanmış. Tales'e göre insan araştıran hayvanmış. Sokrates insan için sorgulayan hayvandır demiş. Ki çok da kendi bunu yapmış. Şuna dikkat et. Sofistlere yani para kazanma amacıyla gezerek felsefe öğretenlere kime hatırlatıyor bu sana? İsmi lazım değil. Baş İnsan harfide. Kazanan hayvandır diyor. Sofistlere ben direm yani bu. Para kazanma sonradan sofist. Hani şey gibi sonradan gurme hani sonra biraz öyle bir sonradan sofistik vardır hani Diren hani ilk çıkışı bu muydu bilmiyorum ama şu an kendisini çok seviyorum. Belki o bir gün konuk olursa falan böyle daha detaylı mutlaka şey yapabiliriz. Olmalı tekrar. Bence de. Mesela meditasyonla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani zamanın akışkanlığı ile ilgili. Mesela meditatif olmak, meditasyon hali genelde böyle insanlarla, çok konuya vakıf olmayan insanlarla şöyle bir şey olarak adlandırılıyor. Yani ben de en azından dışarıdan ilk başlarda şöyle görüyordum. Meditasyon demek düşünceyi durdurmak ve daha bir vecdali, daha bir aşkın bir form, daha böyle hani ruhani bir şeylere adım atma, hani dış dünya spekülasyonlardan uzak kalıp oradan başka bir hale aktarma üzerine bir kurulu bir düzen gibi geliyor ilk akla, değil mi? Yani böyle bir şey geliyor. Yani mesela meditasyon dediğinde, değil mi? Hani düşünceyi yani düşüncenin olmadığı tamamen başka bir aşkınlık hali. Şimdi ve anda tanıklık etme üzerine kurulu. Aslında benim mesela kendi şeyimde, gözlemimde meditasyonu şöyle algılıyorum ben. Şimdi biz cogito ergo sum, Descartes'a düşünüyorum o halde varım. Biz düşünen insanlar olarak, değil mi? Hatta homo sapiens sapiens, bugünkü insan doktrini, arketipi, düşündüğünü düşünen insan falan diye adlandırılıyoruz. En nihayetinde düşünen insanlarız. Ve şuna inanmıyorum abi. Hani bir herhangi bir ilan meditatif olmak belli bir forma girip yükselmek demek değil. Meditatif olmak demek her an olabileceğin bir extreme. Yani ne diyoruz ona, o kelimeyi unuttum. Hani o an, değil mi? Ama şunu unutuyoruz mesela. Düşünceyi durdurmak dediğimiz şey çok bana aptalca gelen bir durum. Çünkü düşünce zaten sürekli onun içindeyiz. Hani bu ben, bu ben merkezci akıl. Ya ben nereye gidersem gideyim, yanımda beni götürüyorum. Ve dünyanın en güzel manzarasına bakıyor olsam da, bir Pasifik Okyanusu'ndaki bir ada parçasında dünyayı seyrediyor olsam da, eğer ben yine bu aklımı oraya götürürsem orada yine mutsuz olabilirim. Ki muhtemelen öyle olacaktır. Çünkü bu düşünceyi oraya götürürsem garip bir şeye bürünecek. Ve şunu bence atlıyoruz. Ben mesela kendi meditatif şeyimde zaman zaman şunu yakalıyorum. Düşünceyi durdurmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bence doğru olan, yani zaten doğru olan bu. Hani benim yeni keşfettiğim hadise olarak nitelendirirsem, düşüncenin akmasına izin vermek. Sadece şu kural var. Bu akışta farkında olmak önemli. Tek önemli olan şey farkındalık. Yani meditasyondaki tek gerçek nokta farkındalık. Yani sen bir düşüncenin gözlerini kapatıp bir mum yaktığında falan filan düşünce, işte aklıma şu düşünce geldi, işte işteki problemler geldi, işte kız arkadaşımla sorunlar geldi. Kız arkadaşımla deyince kendimi düşün. Kız arkadaşımla sorunlar, işteki problemler, ailemle ilgili sorunlar falan filan. Ben niye durduramıyorum bu düşünceyi gibi bir şey değil de, daha o düşüncenin akmasına izin vererek sadece o düşüncenin farkında olmak. Çünkü biz birçok zaman günlük hayatta, değil mi, binlerce düşünce geçiyor aklımızdan. Yani yaşadığımız her an bir düşünce oluşu içindeyiz. Bir düşünce akımı sürekli bizim peşimizde, arkamızdan gelen bir şey gibi.
Ve biz birçok zaman bunun farkında değiliz. Evet, düşünüyoruz, o an geçmişe gidiyoruz, geleceğe gidiyoruz, anda olayları değerlendiriyoruz falan ama akşam ne düşündün deyince hani onun şeyini veremiyoruz. Ama meditatif olmaktaki şey şu, yarar. Sen o an o düşüncenin farkında olduğun zaman o düşünce artık farkındalıkla akıyor oluyor ve bu sefer şeye girebiliyorsun, işte o dünyaya girebiliyorsun. Çünkü o düşüncenin o yanal ve hem yanal hem yapay sentezinde, anladın mı, bir çıkarım yapabiliyorsun. Çünkü o düşünce o zihne ait değil. Evet, yani o düşünce akıyor olabilir. Sen gözlemliyorsun sadece. Sadece izliyorsun. Ve izledikçe bu sefer o düşünceden soyutlanabiliyorsun. Ve yani arınma dediğimiz hadise, o düşünceden arındığın zaman başka yeni yollar. Çünkü o düşünce senin damarlarını, yani senin yollarını tıkıyor. Çünkü o düşüncede varsın. Ama o düşüncenin farkında olup artık o düşünceyi biliyorum, hissediyorum dediğin anda o düşünce hemen geri plana akıp sana yeni yollar açıyor. Yani düşünce bizim önümüzdeki bir şey gibi. Dikenlik bir ara, bir ormandaki dikenlik çalı çırpı olan bir arazi gibi. O düşünceleri, hani dikenleri yolmak yerine o dikenlerin farkında olduğumuz zaman daha ilerisine bir hedef olabiliyoruz falan gibi. Neyse, bunu belki Diren geldiğinde çok daha iyi anlatır belki bize ama hani en azından benim anladığım nokta bu hususta bu. O yüzden meditatif olmak, meditatif halde olmak ekseriyetle öncelikle şey değil, hani o anı yakalamak değil, her anda bunu, ki mesela ben keza metrobüste gidiyorken bile belki. Ya ben mesela hani metrobüste ne kadar meditatif olabiliyorum emin değilim ama hani en meditatif olduğum anları söylemem gerekirse sana, mesela yüzerken garip bir şekilde çok fazla meditatifim. Sen yüzerken çünkü, çocuk gibi oluyorsun. Kim olmuyor ki? Yani kim yüzerken bir çocukluk yaşamıyor ki? Çünkü yüzmek tamamen, hani meditasyonun en temel noktalarından biri de nefestir mesela. Yüzmek tamamen senin nefesle hani bir şahitliğin gibi bir şey. Çünkü tek yüzmekteki tek şey, tek hayat kaynağı nefes. Ne kadar nefesini doğru kullanabilirsen o kadar iyi yüzersin, o kadar uzun mesafe yüzersin ya da o kadar derine dalarsın. Yüzmekteki tek gerçek, yani tek somut şey nefes. Çünkü biz de bir memeliyiz, balinalar, yunuslar gibi. Nefes almaya ihtiyacımız var denizdeyken. Ve o nefesi ne kadar iyi kullanabilirsen, ki yüzerken kimse kirasını bilmem nesini falan düşünmez, anladın mı? Yani hani o ciddi bir psikolojik sorundur bence. Çünkü o an ona tanıklık edersin. Çünkü yüzmek çok anlık bir eylemdir. Ve o an nefes seni o meditatifliğe, çünkü nefes ciddi bir sorundur. Günlük hayatta çok... Hazır pastırma yazıyla da girmişken, pastırma yazı varken biz denize de mi gitsek? Bunu yapalım ya. Bunu yapalım. Evet. İstanbul'un kirli sularında, yosunlu ve deniz analı sularında. Kalmadı da zaten. Madame Marta'yı da... Yok ettiler. Yok ettiler. Neyse, kalan sahalar bizim. Dar alanda ne kadar paslaşabilirsek. İşte bütün, aynen, bütün bu şeyler sonuçta yaşıyoruz ve buradayız, devam edeceğiz. İyi, bitirelim o zaman. Ya bir pros Nazdarov'ya, cheers, şerefe.